Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu köy adam olur mu serisinin eğer yanlış hatırlamıyorsam tam tamına 29. bölümüyle yola devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından yeniden bu seriyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi uzun bir aradır bu serinin videoları gelmiyordu ama içiniz rahat olsun. Bu dönemde boş durmadım arkadaşlar. Baya bir yükseltmeler yaptım. Duvarları bastım. Şu anda da depolarım ağzına kadar dolu. Klan kalemde hatırı sayılır miktarda ganimet var ve sezondan gelecek bir tane kahramanlar kitabıyla beraber bir tane de büyülü öğelerde toplamda iki tane kitap var arkadaşlar. Deli dolu bir video olacak diye düşünüyorum. Ayrıca yine yanlış hatırlamıyorsam ilk defa bu hesapta bir videoda klan savaşına gireceğiz arkadaşlar. Durumlar bu şekilde rica ediyorum videoya like atmayı ihmal etmeyin. Yeni gelen arkadaşlar da ya da bir süredir izleyip de bir türlü abone olmak istemeyen arkadaşlar da kanala abone olurlarsa çok memnun olurum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Özellikle moral motivasyon açısından bu çok önemli arkadaşlar. Diyelim ve isterseniz yavaştan işimize gücümüze koyulalım. Pekala, ilk iş olarak düzenimizi oluşturmak istiyorum. Ne var, ne yok önümüze bir çıksın arkadaşlar, kafamız karışmasın. Şimdi görmüş olduğunuz üzere duvarların çok büyük bir kısmını belediye binası 10 seviyesinde maksadım. Geriye sadece ve sadece 67 tane duvar kaldı arkadaşlar. 67 milyon ganimet göz açıp kapayıncaya kadar kasılır. Ve bu duvarlarda basılır. Asıl duvar basma meselesi belediye binası 11'in 12. seviye duvarlarıyla başlıyor. Tanesine 3 milyon altın iksir bayılacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şimdi ilk etapta şunu bir göstereyim. Büyülöylerim oldukça zengin durumda arkadaşlar. Çekişlerim var, rünlerim var, kitaplarım var. Ama velakin. Bunları şu etapta kullanmak istemiyorum. Lütfen bana kızmayın. Yani Clash oyuncuları Clash oyuncularıyız arkadaşlar. Sabırlı olmanın ne kadar önemli olduğunu bu oyunda öyle sanıyorum ki hepimiz biliyoruz. Şimdi elimde bir inşaat kitabı var. Ben kalkıp kartal topunun 3. seviyesi dururken 2. seviyesi için yükseltme yapmak istemiyorum. Ayrıca tam bir hafta sonra klan savaş ligleri başlıyor. 7 gün sonra başlayacak. 7 gündelikler sürecek. 2 hafta sonra taze taze madalyalar gelecek arkadaşlar. Onlarla birleştirip şahane yükseltmelerin olduğu bir video çekeceğim. Yani 30. bölüm çok güzel ve özel bir bölüm olacak arkadaşlar. Bunun için elimden geleni yapacağım. Peki şimdi bu videoda ne yapacağız? Aklımdan geçen koruyucuya 2 level birden vermek olacak arkadaşlar. Yani şu anda 16. Bu videoda 18 level yapmak istiyorum bunu. Videonun sonunda da yüksek ihtimalle kralı ve kraliçeyi de yükseltmeye alacağım. Koruyucuya bilmiyorum iksirimiz yetmeyecek muhtemelen dokunamayız ama kara iksiri eritmek adına hem kralı hem kraliçeyi yükseltme yoluna gideceğim. Hatta lafı hiç uzatmanın bir alemi yok. Koruyucuya geldim. 9 milyon 400 bin iksiri yapıştırıyorum ve kahramanlar kitabıyla nasıl bitiriyorum? Evet, şak danak bitiriyorum. Büyük koruyucumuz artık 17 level. Hemen geldim, kahramanlar kitabımı aldım. Şurada 1 milyon 500 bin iksirim daha olacaktı. Bunu da aldım. Evet, ne kadar? 6 milyon 100 bin. 9 milyon 600 bin istiyor. 200 bin 200 bin artıyor. Şuradan klan kalemi toplamak istiyorum. 3 milyon 340 bin iksiri buradan gelecek. 200 bin ihtiyacımız var hala. 9 milyon 484 bin tamam hiç sıkıntı yok. Bu gibi durumları göz önünde bulundurmuştum arkadaşlar. O yüzden sinsi goblinleri hazırda bekletiyordum. Hemen şöyle bir köyden hızlıca iksiri alıp çıkalım. 9 milyon 600 bin lazım depolar boş çok güzel bir köy geldi. Şöyle birer tane toplayıcılara madenlere bırakıyorum. Altını almamıza gerek yok çöp etmeyelim vatandaşın ganimetini. İksiri alsak yeter. Fazlasıyla aldık bile hemen çıktım arkadaşlar. Şimdi gelelim koruyucuya bir seviye daha verip kitapla bitirelim. Pekala geldim. Şu engeli de kaldıralım zamandan tasarruf etmek adına. Geldim koruyucuya 9 milyon 600 bin iksiri tekrardan yapıştırıyorum ve kahramanlar kitabıyla artık koruyucuyu 18 level yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu köy ne zaman olacak? Belediye binası 11 max olduğu zaman olacak. Dolayısıyla koruyucu açısından son 2 seviye kaldı diyebiliriz. Şimdi hero'larla şimdilik işimizi bitiriyoruz. Videonun ilerleyen da devam edeceğiz ama savunmalara geçecek olursak. Hatırlayacaksınız hep ne diyorum? Belediye binası 9 seviyesinde bütün savunmaları maksadıktan sonra Kartal topu, cehennem kulesi ve X yayları gibi ağır savunmalara geçeceğiz demiştik arkadaşlar. Önümüzde son bir engel vardı. O da gizli testalardı. Görüyorsunuz hepsi 7. seviye, bir tanesi 6. seviyede. Dolayısıyla ben son gizli testayı da Belediye binası 9 seviyesinde maksa yollamış oldum arkadaşlar. Böylelikle köydeki her şey bir tuzaklardan emin değilim. Belki tuzakların birer ikişer seviyesi vardır. Onları karıştırmıyorum. Onun haricinde bütün savunmalar minimumda belediye binası 9 seviyesinde makslanmış oldu. Dolayısıyla artık ağır savunmalara geçme vakti arkadaşlar. Şuradan altımı da toplayayım. Tahmin edeceğiniz üzere ilk iş kartal topunu yükseltmeye alacağım. Tek bir tane listeden bir an önce çıksın. ikinci seviye olsun ki bir an önce elimizdeki kitapla onu da makslamış olacağız. Tam tamına 10 milyon altın istiyor. Ve 10 gün sürüyor. Yükseltmeyi aldım arkadaşlar. Evet bu var ya aslında tarihi bir an ya gerçekten. 29 bölüm bekledik kartal topuna bir seviye verebilmek için. Ama değdi. Gayet güzellerliyoruz. Şimdi elimde 3 tane inşaatçım var. 2 tanesiyle kralı ve kraliçeyi yatıracağım. Dolayısıyla bir işçiyle yükseltme yoluna gitmem gerekiyor. Şöyle klan kalemdeki altını tekrardan alacağım. Aldım. Hazineci etkinliği geldi. Çok güzel. Taş gelmiş olması lazım. 500 taş mükemmelsin sen. 500 taş eşittir. Bir kahramanlar kitabı arkadaşlar. Yeter ki tüccara düşsün. Biz alırız. Bekleriz sabrederiz alırız. Hiç sorun yok. Şimdi 4 milyon altında ne basabilirim? X yaylarına mı başlayalım? Cehennem kulelerine mi? Bence cehennem kulelerinden ilerlemek mantıklı olacak ama 6 milyon X'ir istiyor. X yayları ne kadar istiyor? 3 milyon o zaman x yaylarından başlayalım arkadaşlar belki de böylesi daha hayırlıdır pekala bir işçiyle de 5 gün sürecek x yayı yolculuğuna inşaatçıyı göndermiş oldum böylelikle arkadaşlar videonun şu esnasında yükseltme faslını kapatıyoruz çünkü klan savaşına geçeceğiz sinsi goblinleri eritmek için de birazcık ganimet kasacağız ganimetin fazlasını duvarlara aktardıktan sonra da hero'ları yükseltmeye alıp videomuzu bitireceğiz o halde ne yapalım? Gelin, Sinsi Goblinlerle şöyle bir ganimet kasma turuna çıkalım. Güzel bir köy bulayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, çok şahane bir ganimet yok ama şu esnada ben size hızlı hızlı nasıl ganimet kastığımı göstermek istiyorum. Ölü köyleri arıyorum arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz çift 0 12 yani 12'yi geçtik artık 2200 1800 kupalar arasında bol miktarda ölü köy çıkıyor sinsi goblinlerle ganimet kasmak kadar eğlenceli bir şey olmuyor çok fazla kişi yazıyor hala da nasıl ganimet kasabilirim nasıl kara eksir kasabilirim efendime söyleyeyim altın nasıl kasacağım diyenler için böyle detaylı bir videoda olmuş olacak arkadaşlar bakın hiç kupayla işim yok sinsi goblinleri mümkün olduğunca az sayıda bırakıyorum ganimeti alıp çıkıyorum hemen devam edeceğim Videonun bu kısmını özellikle kesmiyorum ki normal kendim şahsen bizzat yaşadığım oyun deneyimini sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Bakalım. Bak ganimete bakar mısın 640 bin. Şimdi böyle bir durumda e, toplayıcıların madenlerin dışarıda olmadığı durumlarda tabii ki de birazcık büyü kullanmak gerekiyor. Yeri geliyor kahramanları da salıyorum. Ganimet çok şahane olduğu için bu köyde şansımı deneyeceğim. Duvarlar bayağı zayıf o yüzden sinsi goblinlere 8-10 tane bıraktığım zaman rahat bir şekilde kıracaklar bölmeleri. Şöyle görebildiğim her katman duvar için sinsi goblin sallıyorum. Evet şurada kalmış bak oraya gittiler. Evet iksirin neredeyse tamamını almış durumdayız ama hala daha var. Hiç bırakmak istemiyorum. Şöyle şuradaki duvar içinde bak şurada da varmış bir tane dışarıda. Başka nerede var? Şuradaki bölmede bir tane iksir toplayıcısı gördüm. Nereden baksan 70-80 bin iksir var. Her bir toplayıcıda. Güzel. Şurası da kırılacak. Şimdi gönderdim. Binayı alalım mı? Yani çok kolaysa alıyorum arkadaşlar. Değilse kupa düşmekten çekinmiyorum açıkçası. Yani ganimet kastıktan sonra kupayı kendi ideal haline getirmek. 3-4 tane elektro saldırısı. 2 yıldız ala ala zaten kolay bir şekilde yükseliyoruz. Yalnız 176 bin altın var. Onlar depolarda mı acaba? Şöyle şu depoyu 3 tane daha yolladım. Bir bakayım eğer depolar doluysa depolara da salacağım. Bayağı da varmış aslında ama. Tamam şuraya 3 tane şuraya da 3 tane saldım. Alabildiklerini alsınlar. Çıkıp gidelim. 9 tane sinsi goblin kalmış. Yani bir yerlerde kesin bir altın madeni var da ben görmüyorum şu anda. Neyse. Devam edelim. Yalnız büyüleri de harcamam lazım. Çünkü çünkü klan savaşına geçeceğiz bu bittiği gibi. Şuradaki büyüleri bir sileyim. Ne var? 3 öfke 5 buzlama alacağız. Şöyle yapalım o zaman ya. Hmm, bir tane öfke lazım. Geri kalanlar dondurma olacak. Şöyle şunu sildim. Şunu sildim. Tamam. Şöyle kalsın. Saldırıya gidip 3 tane atlatma kullanabiliriz. Tamam. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde ganimet kasıyorum. Merak edenlere de cevap olmuş olacak. Bakıyorum ganimeti ise köyde ölü ise zaten rahat rahat hepsini sıyırıyoruz yani. Geçiyorum. Bu bize gelmez. Geç. Evet 493 bin, 512 bin ama sıkıntılı yani ölü köy değil çoklu cehennem kuleleri baya bir sıkıntı çıkartıyor. Uğraşmaya değmiyor arkadaşlar yani kolayı varken 3-5 kere ileri demek varken yani kalkıp böyle sağlam köylere saldırı yapmanın da bir alemi yok yani. Bak burada mesela kolay ganimet var toplayıcılar madenler dolu mu acaba şöyle bir tane test edeceğim. Bakın iksir toplayıcıya gönderdim bin bin iniyor tamam şöyle birer tane bırakacağım alabildiklerini alalım sonra da çıkalım. Çok şahane bir köy değildi yani. Şöyle şuraya şöyle şuraya. 7 tane altın madeni. 7 tane de iksir toplayıcı var oyunda bildiğiniz üzere. Yani toplamda 14 tane sinsi goblinle eğer toplayıcılar dışarıdaysa bütün ganimeti sıyırmış oluyorsunuz arkadaşlar ölü köylerden. Evet yalnız var ya beni yalancı çıkarırcasına bir türlü doğru düzgün köy çıkmadı. Bakalım bakalım. Hadi be şöyle gelmez mi şansımıza şöyle bir milyonluk ganimet. Şöyle gözümüz gönlümüz açılsa olmaz mı yani? Hadi lan. Aha geldi vallahi vallahi geldi şaka gibi ya. Ya şaka gibi içip istemiz arkadaşlar ne yapacaksın? Bak şimdi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sinsi goblin salladım. Zaten ganimetin neredeyse yarısını aldık. 2 tane iksir deposunun dışarıda olması da çok tatlı olmuş. Çok teşekkür ediyoruz rakibimize 3 tane atlatmamız var. Hiç uğraşmayacağım. Bir tanesini şurada 4-5 tane Sinsi Goblin. Bir tanesini şu tarafta 4-5 tane Goblin. Bir de şuradaki depolar için şöyle yapsam yeterli olur herhalde. Şöyle salladım 8-10 tane. Evet 100.000 iksir. Şurada da varmış. Şurada da depolar varmış. Tamam orayı Goblin'lerle kıracağız artık. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Ha, şöyle şuraya 7-8 tane yolladım. Hepsini alalım ya. Şöyle şuraya 7 8 tane yolladım. Hadi alın aslanlarım. Kartal topu uyandı. Bak ölü bir köy değil. Ölü bir köy olsa kartal topu derdin olmayacak mesela. Evet son 11 tane goblinimiz kaldı. Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. 316 bin altın. Şurada da daha fazladır. Şurada daha fazladır ya. Bak 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 gidiyor nereyi kırıyor. Çıldıracağım. Kara iksir sondasına gittiler. Gah! Güzel bir taktik var. Onu da göstermiş olayım size. O indikten sonra. Bakın şimdi arkadaşlar koruyucuyu çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 5 tane sinsi goblinim var. Bakın bununla nasıl güzel bir şekilde o depoyu alacağım. 5'ini birden salıyorum. Hemen peşine büyük koruyucuyu gönderip goblinlerin e, görünür olduğu anda özelliğine basıyorum. Ne goblin ne goblin sarılıyor ne de koruyucu sarılıyor. Diyecektim ki şansımız yine yaver gitti şeye takıldık. Siz söyleyin. <laughs> Yaylı tuzaklara takıldı goblinler. Neyse 1 milyon 20 bin iksir aldık bir saldırıdan. Böyle böyle ganimet kasıyorum arkadaşlar. Şimdi ordumuz tamamen boşalmış. Şöyle hemen basalım. 7 tane elektro bir tane bebek ejder gerisi balon. 12 tane olması lazım aynen. İkinci ordumuzu da basalım. 1 tane bebek ejder gerisi balon. 3 öfke 5 buzlama olacak. Aynen 3 öfke 5 buzlama. Tamamız. Bir tane de eğitim iksiri kullanıyorum. Ordu kalktığı gibi klan savaşına geçiyoruz arkadaşlar. Kalksın, hemen geliyor. Pekala, ordumuz ayaklandı. Şöyle son kontrollerimizi yapalım. Birlikler tamam, büyüler tamam gözüküyor. Klan kalesinde balonlar, kaya balonu, koruyucu ayakta tamam. Hazırız. 16 numarada bir belediye binası, 12 köy var arkadaşlar. Gözüme ilk olarak o noktayı kestirdim. Şöyle sizlerle beraber bir gözlülük yapalım. Savaşı kazanmamız durumunda sadece bu köydeki saldırıdan 1 milyon 6250 ganimet kazanacağız. Fena bir miktar değil. Şimdi bu köye saldıracağım arkadaşlar. Nasıl bir saldırı gerçekleştireceğiz? Cehennem kulelerini max görüyorum. 2 tanesini. Bir tanesi birinci seviye yakın zamanda geçiş yapmış. X yaylarını maxlamış. Onun haricinde büyücü kuleleri, okçu kuleleri, toplar, havanlar hep belediye binası 11'den kalma. Bir şansımız olabilir. Bir avantajımız da şu yönde. Hava patlatıcıları kör noktalara bakıyor arkadaşlar. Şuradan saldırma bana diyor. Aşağıdan saldırma soldan saldırma. Ben de tamam diyorum üst taraftan saldıracağım. Şuradan içeriye doğru gireceğiz. Klan kalesinde diğer köylerdeki saldırılara dayanarak söylüyorum. Yüksek ihtimalle tazı ve balon çıkacak. Elektro saldırısı yapacağımız için klan kalesi derdimizde çok fazla olmayacak arkadaşlar. Şimdi planlar şu şekilde. Şu sol tarafa iksir toplayıcının olduğu noktadan bir elektro bırakacağım. Bir balon güdümlü testiyle. Aynısını da şuradaki kara kışladan yapacağım. Kenarları temizleyip ortadan içeriye doğru koruyucunun özelliğiyle hızlı bir giriş yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Binalar birbirlerine bayağı yakın. Dolayısıyla elektroların zincir değerinden faydalanabileceğiz. Yani zincirleme vurdukları için yani olursa ancak bu şekilde olur. Tek korktuğum şey şu aşağıdaki tekli cehennem kulesi ama o da birinci seviye olduğu için çok fazla sıkıntı çıkmaz herhalde ya. Yani üçlenirse sırf bunun için üçlenir. Üçlenmesi sırf bu yüzden üçlenmez diyebileceğim bir konumda değil. Pekala bir bakalım neler olacak. İki yıldızı yüksek ihtimalle rahatlıkla alırız. Asıl hedef üç yıldız almakta olacak. Pekala saldır dedim. Birlikler tamam büyüler klan kalesi. Hirolar ayakta koruyucu havada. Saldır dedim gitti. Haydi bakalım bu serinin canlı ilk klan savaşı videosu. Belki ligde video çekmiş olabilirim ama klan savaşında ilk defa çekeceğim. Şimdi kaya balonumuzu alalım. Kralım ve kraliçem var. Aslında onları saldırının sonlarına doğru şu alt taraf içinde saklayabilirim. Öyle mi yapsam? Aynen. Şimdi kralı bıraksam aslında kralla kraliçeyi ilk başta temizlik için de kullanabiliriz. Aynen. Elektroları dağıtmamış oluruz. Böylesi daha iyi. Tam şu noktadan kralı bırakacağım. Hedeflediğim iksir toplayıcıdan sonra kara iksir sondasına doğru ilerlesin. Şuradan da kraliçeyi bırakacağım. Kral ne yapıyor bir bakalım. Güzel canı yarıya kadar inmiş. O zaman rahatlıkla özelliğine de basabiliriz. Şuradan bir balon bir elektro bıraktım. Şuradan bir balon bir elektro bıraktım. Geriye kalan bütün balonlarımı ve elektrolarımı hızlı bir şekilde içeriye doğru salladım. Büyük koruyucu kaya balonu. Şu noktada bir öfke, şu noktada bir öfke. Koruyucunun özelliğini hazırda tutuyorum, bastım. Hızlı bir giriş yapacağız. Şaşırtta bu sefer rakip Klan kalesinden elektro çıktı. Hem Klan kalesini hem de hava savunmasıyla beraber tekli cehennem kulesini dondurdum. Gayet güzel ilerliyoruz. Şu noktayı tekrardan donduracağım. Elimde son bir öfke kaldı, onu çok güzel bir şekilde değerlendirmem lazım. Resmen köyün içinden geçiyoruz arkadaşlar şu anda. Şurada bir tane daha öfke büyüsü salladım. Son iki dondurmam tekli kuleyi dondurdum. Şahane bir tane daha vurursa mükemmel olacak ve bu köyün kelimenin tam anlamıyla içinden geçtik arkadaşlar. Öyle gözüküyor yani. Bakalım. Bebek ejderim var hala daha temizlik için şu noktada bırakmak mantıklı olacak gibi. Son dondurmamı da nerede kullanalım? Şuradaki X'in haricinde kullanacak çok da fazla bir yer yok açıkçası. Elimizde bir tanesi yarı can olmak suretiyle toplamda 3 tane elektro var. Bence buradan 3 yıldızı alacağız arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bakalım. Çok derken konuşmak istemiyorum. Bak bir tane güdümlü işte. Bütün her şeyi darma duman edebiliyor. Bir tane daha güdümlü. Aslında bunu düşünmüş olmam gerekiyordu ya. Neden diyecekseniz hava patlatıcıları o yöne doğru bakıyor. O yönlerinde tuzaklarla dolu olma ihtimali yüksekti aslında. Şimdi bu elektroya da bir tane güdümlü abamayını çıkacak. Yüksek ihtimalle. Bakalım çıkmazsa şahane olur. Çıkarsa bitti saldırı. Şuradaki ilk ve okçu kulesini dondururum ama. Elektronun canı az olursa pek bir işe yaramaz yani. Güdümlü yemediğimiz sürece bu köy 3 yıldız. 1 dakikadan fazla süremiz var. Hadi be. Hadi be bir güdümlü çıkmasın lütfen. Keşke bebek ejderi sona saklasaydım diyorum şu anda. Bakacağım. Menzile girdikleri anda dondurmayı kullanacağım. X'e vurmaya başlasın. Dondurdum. Hadi be <laughs> bir güdümlü çıkmasın 3 yıldızı alalım. Bu arada dondurma büyüsünden de okçu kulesini donduramamışım. Hadi elektro kardeş. Hadi rica ediyorum sana. 39 saniye. Hadi be yapma be yapma ya. XY'yi de inecek ama. Ya bebek ejderi keşke sonda saklasaydım arkadaş ya. Vay be. Bebek ejderi halbuki orada yem ettik yani büyücü kulesini. Saklasaydım şimdi tertemiz 3 yıldızımız olacaktı. İyi mi? %98. P Neyse sağlık olsun canımızdan tatlı değil ama hakikaten üzüldüm. Yani şöyle %75'lerde bütün askerlerimiz ölseydi üzülmezdim ama bütün savunmalar inmiş. iki tane iksir toplayıcısı kalmış. Cık. Neyse yine de güzel eğlenceli bir saldırıydı. Yeni ordumuz eğitiliyor. Diğer ordumuz tabii ki de klan savaşından sonra full sinsi goblin olacak. Videodan sonra ben ganimet kasmaya tam gaz devam edeceğim arkadaşlar. Diyelim klan karesini doldurayım. Orada ayaklansın ikinci saldırımız için hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ordumuz ayaklandı. Şöyle bir baktığım zaman her şey yolunda gibi gözüküyor. Köylere bir baktım. Belediye binası 12'lerde kalan köylerin hepsi anti elektro düzenleri arkadaşlar. Binaların araları baya bir açık. Düzenleri de sıkıntılı. O yüzden bile bile riske atmaya gerek yok. Saldırısını yapmayan pek çok sayıda klan arkadaşımız var. Belediye binası 12 köyleri artık onlara bırakacağım. Riske atmak istemiyorum. Bu yüzden şurada 25 numarada bir belediye binası 11 var. Burayı gözüme kestirdim. Buraya saldırımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Burada da cehennem kuleleri, max ve tekli aslında burası da çok şahane bir köy. Sayılmaz yani. Yani diyor ki şu taraftan girersen hava savunmalarını indirirsin, kuleler kalır. Bu taraftan gelersen diyor, gelirsen de e tekli kulelerle kartal topunu alırsın ama hava savunmalarımla cebelleşirsin diyor. Bunun Türkçesi bu. Şimdi burada birazcık plan yapalım bakalım. Plan yapalım. Tam şu ordu kampının olduğu noktadan kralımı bırakırım. Kral ordu kampından sonra şu bölgeyi temizler. Kraliçeyi de şu kışlanın oradan bırakırsam bir tane hava savunmasını indirmiş oluruz en azından. Güzel olur aynen. Ondan sonra şuradaki aslında tam şu bölgeden kral buraya kadar gelirse eğer şu okçu kulesi inerse şu büyücü kulesinin tepesine bir tane e, kaya balonu bırakırım. Kaya balonu da belki bir ihtimal şuradaki ağır savunmalardan birkaç tanesini indirir içerisindeki balonlarla beraber. Ondan sonra da taa belediye binasının ters köşesinden elektroları sallarım. Hava patlatıcıları da saat kaç oluyor işte burası. <laughs> saat 12 ve 6 mı diyelim. Herhalde öyle bir şey oluyor yani. Yönlerine bakıyor. Şuradan içeriye doğru girersem bir şansım olabilir. Düzen çok sıkıntılı. Şu boşluklar var ya arkadaşlar. Elektrolar hiç sevmezler bu boşlukları. Ya da risk alıp yani risk almayıp belediye binasına yakın taraftan da saldırı yapabilirim. Çok pis bir düzenmiş bu ya. Acayip kararsız kaldım. Nasıl bir şey yapsam acaba? Vallahi inanır mısınız? İnanılmaz derecede kararsız kaldım şu anda. Rakip kraliçe 35 level sıkıntı çıkartmaz ama bu hava savunmaları küçümsenmez arkadaşlar. Tekli kulelerde max. Ben yine kartal topuna yakın taraftan gireceğim ya. Olacaksa 3 yıldız olacak olmayacaksa tekte kalacağız. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı diyorum saldır dedim. Son kontrollerimi yaptım. Gitti. Hadi bakalım. Sonuçta bir belediye binası 11 yani. Çok da zor olmaması gerekiyor. Çok da kolay olmayacak ama bu da bir gerçek. Tamam. Şimdi kralı şu noktadan bırakacağım. Ordu kampı altın madeni iksir toplayıcı ilerlesin. Kraliçeyi de şu noktadan bırakırsam eninde sonunda şuradaki hava savunmasını alır diye düşünüyorum yani. Öyle düşünüyorum. Bakalım. Şu noktada kralın özelliğine bastım. Hazır havanda ateş etmişken güzel. Güzel 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 okçu kulesi indi ama şuraya kadar geleceğini sanmıyorum açıkçası. Bakalım çıkmadık candan ümit kesilmez. Havan da indi. Evet tam tahmin ettiğim gibi hava savunmalarından bir tanesinden kurtulmuş olduk. Gizli Tesla'nın çıkması da iyi oldu açıkçası. Kraliçe orada depoyla bayağı bir uğraşacak. Birazcık bekleyeceğim. Şimdi kaya balonundan nasıl verim alabiliriz? Şuraya bir tane bebek ejder bırakalım. Kraliçenin özelliğine bastım. Kraliçe depolarla eridi gitti arkadaşlar. İsabet puanları yüksek olduğu için sıkıntı çıkıyor. Tamam şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şuradan kaya balonunu göndereyim. Gerekirse bir tane dondurma büyüsü kullanırım. Şu tekli cehennem kulesine ulaşmaya çalışacağım yani. Bakalım. Topa doğru ilerleyecek. En azından x alalım. Şu tekli kuleyle ile elektroyu dondurdum. Güzel. Güzel güzel x almamız da iyi olacak. Yine fena değil. Yine fena değil ama o x inmesi lazım. Hatta şansımız varsa belki balonlar kartal topuna doğru bile ilerleyebilirler. Tamam. 1 dakika 48 saniye süre. Bakalım iş yapacak mı ya? Şuradan bir balon elektro. Saldırının yönünü birazcık değiştirmek zorunda kaldım. Şöyle geriye kalan bütün elektrolarımı salladım. Balonlarımı peşinden gönderiyorum. Kartal topu bizim en büyük düşmanımız olacak şu aşamada. Yani buradan saldım ki arkadaşlar en azından ne olsun? Belediye binasını alalım da tek tek almayalım değil mi? Şurada bir öfke büyüsü daha kullandım. Tekrar dondurmayı elime aldım. Güzel. Güzelsin güzelsin. Şu hava savunmasını dondurup bir tane öfke büyüsü de şu noktada kullanabilirim. Koruyucumun özelliği duruyor. Tekli kuleler için saklamam gerekiyor. Siz bir dursanız mı acaba? Tamam. Şu noktada bir öfke büyüsü kullandım. Dondurmayı tekrardan elim alıp şuradaki tekli kuleyi donduruyorum. Hadi be koruyucunun özelliğiyle beraber acaba şu tekli cehennem kulesini indirebilir miyiz? Çok güzel bütün elektrolar içinde kaldı özelliğin. Şahane sanıyorum ki köy işlenecek arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Ağır savunmaların tamamı indi. Tekli kulelerinde, hava savunmaları indi. olur ya. Gizli testalar, elektroların canı çok az. Yine yüksek yüzdeli iki yıldız olacak gibime geliyor. Kalıbımı basarım ya bir tane güdümlü çıkar. Bir şey çıkar illa ki çıkar. Biz bu köyü işleyemeyiz. Dört tane elektro var ama canları çok az. Koruyucu da tek başına okçu kulesine karşı iş yapamaz. Gizli testaları alır ama okçu kulesi mahveder. Koruyucunun önden gitmesi güzel. Elektroları tanklıyor. Bir güdümlü çıkarsa koruyucuya vursun. 19 saniye süreden mi yiyeceğiz? Bak güdümlü tam tahmin ettiğim gibi. Ya %99 olacak burası. Bak demedi demeyin. Şu altın madeni kalacak. Demedi demeyin arkadaş. Ben söylüyorum bak. Ya yapma. %98 olsun bari. 99 olmasın. Lütfen yapma ya. Ya yapma ya. Ya ne şans arkadaş ya. Ya bir tane goblinim olsun 3 yıldızım olacak. Bir goblin ya. <laughs> Allah Allah ya. Neyse. Yani var ya. Kötü desen kötü değil, iyi desen iyi değil. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Neyse. Canımızı sıkmıyoruz, işimize gücümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik sırada videonun son parti olacak, son kısım olacak. Hero'ları yükseltmeyi alıp videonun sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar, şaka gibi iki tane saldırının ardından nihayet kahramanları yükseltme vakti geldi. Bu arada videonun başından beri unuttuğum bir şey daha var. Şu isteğimizi yapıp onunla alakalı konuşacağım. Bizim araştırma binamız da boştu arkadaşlar. Ben nedense bunu videonun başında unuttum ama sıkıntı yok pek bir şey kaybetmiş sayılmayız. ile devam edeceğim ikinci seviyede. Şimdi savaş liginin hemen ardından elimize çekişler gelecek, rünler gelecek bilmem ne falan filan. Hani mümkün olduğunca kara iksir birlikleri üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Atacının son bir seviyesi kaldı onu muhtemelen çekişle bitiririm. Biniciyi de basabildiğim kadar basayım ki hiçbir şey olmadı bağış atarım arkadaşlar. Bu, bu köyü aynı zamanda bir bağış köyü olarak da kullanırım bir süre. O yüzden ben e, biniciyi 3. seviyeye 30 bin kare eksirle yolladım. 4 gün süresi var. Şimdi sıra geldi hero'lara. Hero'lara basacağız ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ne kadar sürüyor? 5 gün kral sürüyor. Kraliçe ne kadar sürüyor? 6 gün. Klan savaş liglerine yetişmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ligde kral kahramanlar ayakta olmalı yani. 7 gün bize her türlü yeterli olacaktır. Dolayısıyla geldim. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Şöyle birazcık yakınlaşalım. Kraliçeye 138 bin kare iksiri yapıştırdım arkadaşlar. Hızlandırma gitsin sıkıntı yok. Geriye kaldı 72. Yetecek mi krala? <laughs> ya yok böyle bir şans yok. Ya bu videoda bir şeyler oluyor arkadaş. Yani 72 bine 72 bin. Yani ya bir kare iksir bile oynamaz mı ya? Yok yok bu şans değil arkadaşlar. O iki yıldızda kaldığımız %98-99'lar da şans değil. Bu da şans değil. Bu videoda şans değil. Var bugün bir şeyler ama ben çözemedim. Hayırlısı Allah'tan. Diyorum 72 bin kare iksirin tamamını krala yatırıyorum ve sıfır kare iksirim var. Dikkatinizi şuraya çekerim. Hay vay arkadaş ya. Evet duvar basacaktık onu da unuttuk. Neyse. Neyse efendim neyse şu düzenimizi tekrardan oluşturalım. Son duruma şöyle bir bakalım. Köyümüz iyice parlamaya başladı. Duvarları bastıkça tabi ortalık sararıyor. Bir süre sonra beyazlaşmaya başlayacak. Ondan sonra da maviye mora doğru dönecek inşallah. Hedefler bu şekilde. Yaklaşık 9 gün sonra bütün işçiler boşa düşecek. Ta ki o zamana kadar yüksek ihtimalle bu serinin yeni videosu da gelmeyecek arkadaşlar. Boşa düşen işçilerle duvarları yükseltip yeni yükseltmelere başlayıp devam edeceğim. Likten sonra görüşürüz diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.